Merhaba dostum, hoş geldin. Ben Atıf, burası benim oyun kanalım. Bugün seninle beraber ETS 2'de yine bildiğin gibi yollardayız. Karış karış Anadolu bölümümüzü çekiyoruz. İstanbul'dan Gebze'ye doğru gideceğim. Yok, şöyle bakın, bir dakika, pardon. İstanbul'dan Kocaeli'ne doğru gideceğim. Orada da yol kısa olduğu için bir ihtimal Gebze'ye düşebiliriz. Bu sefer amaçlar otogarları bulmak. Kocaeli'de buldum, İstanbul'da buldum ama Gebze'de çok emin değilim. Sanki şurası gibi geliyor bana. Onu da ancak Kocaeli'ne girip çıktıktan sonra görebileceğimiz. Hemen şöyle basalım, tekrardan aracımızı bir dışarıdan görelim. Bu sefer Van Gölü Turizm'le seyahat ediyoruz. Otogardayız. İşler iyi gidiyor. Temiz. Aracımızın içerisine geçelim. Aracımızı çalıştırdık. Tamam. Hatta şöyle bir kez daha bakalım. Kapılarımızı kapatalım. Yolcularım çünkü içeride hazır. Her şeyimiz hazır. Burası ara duraktı. Ara durak anonsumuzu gerçekleştirelim. Sayın konuklarımız, aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız önemli rica olunur. Ve usul usul dışarı doğru çıkalım artık arkadaşlar. Yine ne yapıyorduk? Her zaman yaptığımız gibi. Hepinize selamlar arkadaşlar. Biz ufaktan ufaktan kaçalım. Yalnız yine uykumuz var bizim ya. Bir yerde bir mola vermemiz lazım yine. Şöyle bir uyumamız gerekiyor. Tamamdır. İleriden bir U yapmam lazım. Çok yakından geçiyorsun sanki. Otobüs. Biz şuradan ayrılalım abi. Bizim güzergahımız buraya uygun değil çünkü biz buradan yol alacağız. Yolcularımız da tam takım olduğuna göre. Bir ara mola vermemiz gerekiyor yol boyunca. Çünkü uyudu, uyuyacak artık bizim şoför. Tamam. Yaklaşık olarak 110 kilometrelik bir mesafemiz var Kocaeli'ne. Şehir içerisindeki hız limitine uymak zorundayız. 50 ile çıkış yapıyoruz. Buradan bakınca direkt arka tarafı görebiliyoruz ama sizi çaktırma yine de. Adam esnedikçe benim de uykum geliyor her defasında.
Bak bana da yeşil yanıyor. Sen nereye kalkıyorsun şu anda? Şöyle camımızı kapatalım. Çok fazla ses aldık çünkü. Güzel. Sayın konuklarımız, şehirler arası yolcu taşımacılığında huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz. Otobüsümüz, cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açık tutabilirsiniz. Seyahatiniz süresince açık büfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerinizi yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlimize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen tavan raflarına koymayınız. Ne kadar karışık bir yol güzergahı var. Kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz siz yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz. İyi yolculuklar dileriz. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Kemerlerimizi takalım. Çok fazla telif olduğu için müzik olayına şu anda girmiyoruz. Kaldırıma çıktık. Firm bastı olmuş olsaydı şu anda yolcular isyan ettiydiler. Ne yaptık? Yanlış yaptık. Bir tur daha döneceğiz. Kusacaksınız, farkındayım. Kusura bakmayın. İçim dışıma çıktı şu anda. Esneme be hacı, esneme be ya. Oyun yine çok kötü kastı ya. Bir renderlama problemi yaşıyorum şu anda. Oyunda hiçbir kasma, yani görüntüsel anlamda bir kasma yok. Ama maalesef içeride bir sıkıntımız var. Valla burada dinlenme yeri vardı ama geçtik. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. En sevdiğim. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Rica ederiz. Oğlum esneyip durma ya. Biz habire Edirne tarafına doğru gidiyoruz ama umarım doğru gidiyoruzdur ya. Ama yok, yol 101 kilometre, yani 100 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Otobüsün gerçekten yoldaki gidişi çok güzel. Böyle hafif böyle tıslamaları ben bayılıyorum ya.
HGS gişelerinden geçeceğiz. En sağdan topuklayabiliriz bence. Abi çok esnedin ya. Vallahi çok esnedin ya. Mahvettin bizi. Biz yine İstanbul'a doğru dönüyoruz şu anda. Kontrollü bir gidiş. Güzel. Yine EGS gişeleri. Biz burada tur döneceğiz anlaşılan. Tamam. Yandaki kantara girmenize gerek... Pardon. Yakındaki kantara girmemiz gerekmiyormuş. Onu bildirdi. Sizce buradan geçer mi? Gişe render lambalarında sıkıntı var. Oyunun bu noktalarına müthiş kasıyor. Nedenini inanın bilmiyorum. Normalde kasmaması gerekiyor ama şu anda çok dehşet bir kasma var. O noktalarda umarım kayıt anında oyun içerisinde çok ağır bir kasma yoktur. Yolumuz dümdüz devam ediyor. Yaklaşık olarak 90 kilometrelik bir yolumuz var. Yol dümdüz. Hız limitini maksimumda kullanıyoruz. Tahminen 1 saat sonra orada olacağız. Bir kez daha bir kemer uyarısında bulunalım. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Çok sıkıntılı bir dönüş oldu. Buton Box ve Stream Deck gerçekten çok işe yarıyor oyun oynarken. Bütün butonları direksiyon üzerinde aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Tamam ama yine de bir yardımcı buton seti gerekiyor. Ya bir ek klavye takmanız gerekiyor ya da klavyenizdeki bütün tuşları ayarlamanız lazım. Ya da bir Buton Box vasıtasıyla bu işi kökünden çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Uzunlarımızı yakalım. Güzel. Şu kasma olayında oyun kasmıyor, oyun donuyor. Öyle bir sıkıntımız var. Onu da şöyle gidereceğim. Ek bir bilgisayar topluyorum şu anda. O AMD bir işletim sistemi, AMD işlemcisi olacak. İşime çok fazlasıyla yarayacak bir sistem olacak. Ryzen 5 3400 aldım gibi bir şey. Yani RAM'lerim 32 GB.
Anakartım var, her şeyim alındı. Sadece işlemcim kaldı. Onu da bugün yarın alacağım, bir türlü denk getiremedim. Yoruluyorsun, dinlenmek için park yeri bul diyor. Tamam, haklısın. Şuradan Kandıra tarafından çıkacağız. Az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık olarak bir 40 kilometrelik bir yol var. 15 dakikayı doldurduk bile neredeyse videoda. Güzel. Ama hız kesmem lazım çünkü tamam, şunu arttırabilirim. Hız limiti 40'tı. Şimdi 90'a çıktı tekrardan. Kocaeli'ne geldik zannedersem. Şimdi burada bir kez daha oyun kasacak herhalde. Bir bekleyeceğim bakalım. Oyuna bir kasma olacak mı? Tamam, yoruluyorum, farkındayım. Bir dur, uyarı verip durma. Biraz önce gişelerde bir kasma olmuştu. Çok güzel. İlla nazar değecek yani. Çok güzel dedik ya, çaktık. 26 kilometrelik bir yol kaldı. Umarım otogarı doğru işaretlemişimdir. Hız limitimiz 70. Kocaeli'ne geldik. Son 19 kilometre ve benim şoför artık bayılmak üzere. Yani son haddeyiz. Son haddeye ulaştık artık. Kocaeli keşfedildi. Sağdan çıkıyoruz. Tamam. Haberi sağ tarafta kameramın altında, siz görmüyorsunuz şu anda. Yorulduğumu ve dinlenmem gerektiğini söylüyor. 7 kilometrelik bir yol kaldı. Bakalım otogara... Evet. Otogarı doğru işaretlemişiz. Burası kamyon garajı. Acaba otopark nerede? Otogar nerede? İşaretlediğim yer biraz daha ileride olduğunu gösteriyor. Uygun fiyatlı pansiyon. Otomotiv. Gerçekten öyle bir telefon numarası yoktur. Çünkü benim bir hanesi eksik. Çok güzel. Biliyorum yorulduğumu. Tamam, geldim artık. Otobüs terminali. Otogara girip yatacağım direkt. Çünkü çok az bir yolumuz kaldı. Çok yorgunuz. Hiç uyumadan İstanbul'dan Kocaeli'ne geldik. Tamam, yol çok uzun olmayabilir ama biz de yıprandık be kardeşim. Dönüşler çok afilli. Konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır, esenlikler dileriz.
Uyumama cezası yedik ama yapacak bir şey yok. Çok erken fren koyduk. İzmit otogarına geldik. Belki anonsa şimdi basmalıydım ya. Evet. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır, esenlikler dileriz. Şimdi inecek olan yolcularımızı indireceğiz burada. Biz yolumuza devam edeceğiz dostlar. Ama ne zaman? Bir sonraki bölümde. Burası Tabelli Park alanı. 4'ten yakın abilerimiz. Geçici otobüsler. Hemen şöyle. Sayın konuklarımız, aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız önemli rica olunur. Ve evet, evet dostum, bir bölümün daha sonuna geldik. Karış karış Anadolu serimizin bir bölümünü daha sonlandırmış olduk. Umarım video bir sürü hoşuna gitmiştir. Beğendiysen beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutma. Kanala abone değilsen de abone olup ailemize katılabilirsin. Kendine çok dikkat et. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ne istedik be arkadaş ya? Ama uykumuz gelmiş. Birazcık uyuyalım. Yola devam edeceğiz sonrasında. Görüşmek üzere. Bay bay.